Olmuş şekerlerim, hepinize birden merhaba. Bugün yepyeni bir güne uyandı ve sizlerle birlikte yeni bilgiler öğrenmeye geldik. Bugün sizinle beraber güzel doğamızdan, mis kokulu yeşilliklerimizden bahsedeceğiz. Çünkü bu hafta çevremizi koruma haftası. Hadi o zaman hemen başlayalım öğrenmeye. Çocuklar, çevremiz insanların ve diğer canlıların yaşamlarını sürdükleri bir ortamdır. Çevremiz geleceğimiz için çok önemli katkılarda bulunur. Ve ormanlar, denizler, dağlar ve çöllerden oluşan bir çevremiz vardır. Ve çevremizde yaşayan canlılar, tabii ki insanlar, bitkiler ve hayvanlar vardır çocuklar. Peki biz çevremizi korumak için neler yapmalıyız çocuklar? Öncelikle hayvanlarımızı koruyalım. Eğer hayvanları korursak, onlara iyi davranırsak çok mutlu olur ve bizimle arkadaş olurlar. Ve tabii ki bitkilerimizi koruyalım. Onları korur ve onlara iyi davranırsak onlar da çok mutlu olur ve bizlere daha çok besin verirler. Peki bitkiler iki ayaklı. Peki biz çevremizi korumak için neler yapmalıyız çocuklar? Öncelikle hayvanlarımızı koruyalım. Eğer hayvanları korursak, onlara iyi davranırsak çok mutlu olur ve bizimle arkadaş olurlar. Ve tabii ki bitkilerimizi koruyalım. Onları korur ve onlara iyi davranırsak onlar da çok mutlu olur ve bizlere daha çok besin verirler. Evet çocuklar, bitkiler ikiye ayrılır değil mi? Ağaçlar ve çiçekler. Bizim yediğimiz bitkiler vardır. Domates, havuç ve ıspanak. Bu bitkilerin faydaları ise bizlere nefes alabilmemiz için gerekli oksijeni üretirler. Bizlere huzur verir ve mutluluk verirler. Ve tabii ki de bizlere besin kaynağı oluştururlar. Yararlı ve vitaminli yiyeceklerle kendimize daha sağlıklı bir vücut elde etmiş oluruz çocuklar. Ve elbette çevremizi temiz tutmalıyız. Çöplerimizi çöp kutularına atmalı, bu sayede çevremizi koruyabiliriz. Sokaklara, caddelere çöp atmamalı, en yakın gördüğümüz yere kadar çöpümüzü yanımızda taşımalı ve çöp kutusuna atmalıyız. Ve çocuklar tabii ki de denizleri de temiz tutmalıyız. Sonuçta çevremizde oluşan yerlerden birisi de denizler demiştik değil mi? Hem çevremizi hem de denizde yaşayan balıkları koruyabiliriz. Denizlere çöp atmayarak suda yaşayan hayvanlarımıza da zarar vermemiş oluruz. Ve elbette ki bir sürü ağaçları olan yer ormanlar. Ormanları korumalı. Bu sayede piknik yapıp eğlenebileceğimiz alanlar oluşturmalıyız. Ayrıca ağaçlara iyi davranmalıyız. Ve onlara iyi davranırsak onlar da çok mutlu olurlar. Ve gelelim şimdi çocuklar. Geri kazanabileceğimiz atıklara, yani geri dönüşüm. Bu
geri dönüşüm kağıtlarla, cam şişelerle, plastik bardaklarla veya başka plastik maddelerle, metallerle ve kartonlarla. Her birinin ayrı ayrı geri dönüşüm kutuları vardır çocuklar. Mavi kutu plastik maddeler içindir. Ve plastik maddeleri sadece mavi kutuya atmalıyız. Yeşil kutu ise cam. Cam olan maddeleri de çocuklar yeşil olan kutuya atarsak geri dönüşüm haline gelerek çevremize katkıda bulunmuş oluruz. Kırmızı kutu ise çocuklar metal maddeler için geçerlidir. Ve sarı kutu ise kağıtlar için geçerlidir. Bu geri dönüşüm kutularımız sayesinde çevremizi daha temiz tutuyoruz ve bize sağlıklı bir orman, sağlıklı bir deniz, sağlıklı bir ortam vaat etmiş oluyor. Evet çocuklar, eğer biz doğamıza sahip çıkarsak, doğamız da bize sahip çıkar. Evet çocuklar, şimdi sizinle birlikte bahçemize çıkacağız ve bahçemizde olan çöpleri birlikte toplayarak çöpümüzü atacağız ve çevremizi, bahçemizi daha temiz tutmuş olacağız. Hadi bakalım başlıyorum. Evet çocuklar, ben çöp başına kaldım. Şimdi bahçemizdeki çöpleri toplamaya gidiyoruz. Just feel happy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should çok iyi bakın.